Allahümme salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammed'in sevdiklerine ve ahir. Medede ya Resulü, medede ya saadet-i ashab-ı Resulü. Medede ya meşahid, destur ve ala şahallah, fazla sanşah, Muhammed Azim, Hufayn-ı Medet. Tarikatuna, sohba ve al-khayru fil cami'ye. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ve lal nebbekum il ahsarina ahmale, ellezine dalla sa'am fil hayatı dünya ve mehsabina ennehum yahsunun sunah. Hangisi en zararlı hayatını boşa harcamışları size haber vereyim diyor Allah Azze ve Celle. Kendilerini iyi bir iş yaptık zanneden insanlar ama yaptıkları işler hiçbir hayrı olmayan, faydası olmayan işlerdir. Onlar en çok hüsrana uğrayacak olan insanlardır. Çünkü onlar Allah'a inanmıyor, Allah'ın ayetlerine inanmıyor. Onun için bütün yaptıkları bu iş bir faydası yok. Kendilerine bile faydası olmadıktan sonra başkasına nasıl fayda olacak? Çünkü insanlar çoğu bu vaziyettedir. İman yok, Allah'a inanç yok. Kendi nefisleri ne istiyorsa onu yapacak diyor. Nefsinin istediğini yapınca nefis seni kendi oyuncağı eder. Senin sonunda harap eder. Bir şey de kazanmadan boş boş yaşamış olursun. Hayatın gitmiş olur. Hayatını kaybetti diyorlar bazı şeyler. Bu ölüm ilanları filan bazen yapıyorlar. Bazı insanlar hayatını kaybetmiş oluyor hakikaten. Hayatını kaybetti. Bu imansız olanlar için. Bazen de akılsız düşünmeden yazan oluyor. İmanlı insan için de yazıyor hayatını kaybetti diye. Hayatını kaybetmedi. Hayatını kazanmıştır. İman eden insanlar hayatını kaybeden imansız, inançsız olan insanlardır. Allah'a inanmayan herkesin bir inancı var ama Allah'a inanmayan o insan, o inanç fayda etmez. Nefsine inanan olur. Nefsine inanan insan, nefsine inançlı nefsi için olan insan bir faydası yok, zararı var. Bu işin üçüncü şeyi yok. Ya inanç var ya yok. Öteki türlü ortada bir şey olmaz. Ama herkesin bir inancı var dediğimiz gibi. Şeytana inanan var, Allah'a inanan var. Nefsi de gene şeytandır. Nefsine inanan insan, nefsinin isteklerini yapan insan, o da boş yaşamış olur. Sonunda hayatını kaybetmiş olur. Allah bizi hayatı kazananlardan eylesin. Boş yaşayanlardan eylemesin. Her dakika bizim için bir hazinedir, kazançtır. Onu kaybetmemek lazım. Bütün millet defineci, hazineci olmayı arıyor. Halbuki hayatlarını
boşuna harcayan insanlar. En kıymetli şey hayatımız, çünkü nefesimiz de sayılı, günümüz de sayılı. Onun için bunları kaybetmemek lazım. Allah hepimize yardımcı olsun. Allah hayırlı hayat versin. Dünya için, ahirete kaybetme. Boşuna yaşamamış olalım inşallah. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.